Adamın kafasına bal mı dökmüş? Balla bekletmiş, bozulmaması için. Kafasına göre göndermiş işte. Baksana kayıtları ediyor. Beklemeye ne hacet? Keyfim hikayesi misin diyor. Tüyü kim getirmiş? Kuryeyle gelmiş komiserim. Gece 22.32'de Harbiye kapısından giriyor. Bir dakika sonra da çıkıp gidiyor. Hastayı uyutuyoruz. Hasta uyuyor. Bu herif ne zaman ayağa kalkar doktor? Cesedin midesinden çıkmış. Otopsi devam ediyormuş ama önemli bir şey diye göndermişler. Daha önce hiç böyle bir şey gördünüz mü? Derviş aynası. Bu kadar kısa sürede iki farklı şekilde karşılaşmak ilginç tesadüf oldu. Tesadüfler Tanrı'nın kendini işler yöntemidir derler. Başlamışsın yine aynı şeyleri hatm etmeye. Evet. Sen de okusan hiç fena olmaz. Her şeyi ben yapacaksam seni ne yapayım İngiliz? Selamünaleyküm enişte bey. Semiha'yı almaya geldim. Evvela Allah'ın selamını alsan kötü mü olur? Kısa kes aydın havası olsun Saadettin. Nüktedanlığın hala yerli yerinde. Maşallah hiç değişmemiş. Buralar çok değişmiş fakat. Sırtı kalın olmayanın ahireti yanıyor da niye haberimiz olmadı? Haşa. Onu bir tek Allah bilir. Bize düşen kulların yeter arasında. Okuyup üflediğin Semiha'yı alıp gideceğim. Semiha. Semiha dedim. Burada yakışık almaz enişte bey. Hatırlı misafirlerimiz için de ayıptır.
Sizinki çoktan bitti. Çok bekledim ama gelmediniz. İnşallah aldınız gönderdiğim hediyeyi. Neyse, en güzel yerinde geldin. Sanatçı ruhların libidolarını yaratıcı enerjiye dönüştürme yöntemleri farklı farklı. Verdiğin Abuka'yı 28 yaşında bestelemiş. Bu önümde yatan adam da 28 yaşında. Maktulün iki çocuk babası, evli erkek olduğu, evindeki banyoda sırtını duvara yaslamış, ayaklarını öne doğru uzatmış oturur pozisyonda, üzerinde beyaz bluz, çiçekli bir etek bulunduğu, asma aracı olarak beyaz renkli bir ipin kullanıldığı ve 2 santimetre çapında bir keçeli kalemi dip kısmına kadar girecek biçimde anüse sokulmuş olduğu. Falan falan. Tanıdık geliyor mu? Otoritik asfiksi. Bravo. Benim gibi bu işi senelerce yapınca vakalar artık sıradanlaşıyor. Ama asfiksiler daima çok etkileyiciler. Cinsel hazı arttırmak için insanın kendi kendini havasız bırakmaz. Hazın ölüme en yakın olduğu noktada zirveye ulaşmaz. Ne kadar etkileyici değil mi? Yılda binlerce insan ölüme dönemeyecekleri kadar çok yaklaşıyorlar. Bu genç gibi. Yaratıcı eylemin ardında anne ile çocuk arasında narsistik evrede kurulan ve daha sonra kaybedilen tamamlanmışlık duygusunu yeniden bulma arzusu yatıyor. Bütün sanatçılar bu arzunun peşinde koşar. Bu tamlık duygusunu yakalamanın bir yolu daha var. Ölüm. Ölüme yaklaştığın an bu duyguya en yakın olduğun an. Verdi yahut bu genç adam. İkisi de bu tamlık duygusunun peşindeler. Ve benim açımdan her ikisi de olağanüstü yaratıcılar. Ve ben her ikisine de hayranım. Yaşıtı Verdi kadar talihli olmayan ama kendini bir sanat yapıtına dönüştüren bu genç adama belki daha da fazla. Peki sen peşinde olduğun katillere benzer bir hayranlık duymuyor musun? Ölerek değil, öldürerek bir tamlık duygusu peşinde oldukları. Ve bunu yaratıcı bir biçimde yaptıkları için asgari bir hayranlığı hak etmiyorlar mı sence? Biraz fazla konuştum değil mi? Neyse. Bu sizin Abdullah Ceren. Tahmin ettiğimiz gibi. Aynı kesalet. Fakat gövdeyi balda değil, buzlukta bekletmiş. O kadar bala kıyamamış anlaşılan. Ceset çözüleli birkaç gün olmuş. Necat. Ha. Senin bir gözün fazlaymış zaten. Sağlığımı da sana vereyim. Sana daha çok lazım. Hayırdır doktor? Çıllığın kokusunu mu aldın? Yeah.
oldu? Uyandı diyordun doktor. Uyandı uyanmasına da. Beklenmedik bir anevrizma kanaması gelişti. Hiç tahmin etmiyorduk. Aslında diseksiyonla biz anevrizma boyununa da bulaştık. Yani oradaki perfora arteri ve posterior komünikan arteri koruyarak sol pika çıkışındaki bu bol kanamalı geniş boyunlu. Anladım anladım. Takdir ilahi diyorsun yani. Anevrizmayı da klipledik. Fakat maalesef hastayı kaybettik. Pardon. Operasyonda hiç fena değildi yani. Tip olgularda komplikasyon gelişme sıklığı nedir? Ya işte zaten muhtemelen biz böyle travmaya bağlı kanamalı vakaların en az yarısında ilk 24 saat içinde bir intraventriküler kanama tamam, bekleriz. Geliyorsun. Vaka enteresan. Doktor bize müsaade. Bizim kuryeci Noel Baba'yı bulmuş çocuklar. Bakalım heybesinde ne var. Doktor. Arayı uzatmayalım. O kara oğlanı görünce canın sıkıldı yine. Bana bak İngiliz'in mingilisin ama paşa deden bu memleketin marazını bulaştırmış sana da. Yufka yüreklisin. Medreseden ne haber? Var mı yeni bir avatis? Rekürant intraventriküler kanamaya bağlı çoklu organ yetmez. Otopsi istemeliyiz. Ne? Otopsi istemeliyiz dedim. Ya sen Arap'la ortak mı çalışıyorsun İngiliz? Çocuğu öldürdün yetmiyor. Şimdi bir de kestireceksin ha? Belki de Musa bizim öğrenmememiz gereken bir şeyler biliyordu. Yahu sen demedin mi? Bu çocuk hiçbir şey bilmiyor diye. Ne oldu şimdi kıymete bindi? Belki de yanılıyordum. 3 kuruş veren herkes o zavallıya kuryelik yaptırabilir. Belki sadece kütüphaneye kitap götürsün diye kullanmışlar. Glasgow skalasına göre 3. dereceden hayata geri dönüyor. Uyanıyor. Tüm göstergeler olumlu. Tüm doktorlar etrafında. Sonra birden... Ya dirildiğine değil de öldüğüne şaşıyorsun öyle mi? Nasıl açıklayacağız olanları peki? Ya her şey anlaşılacak diye bir kural yok. Ne demek bu şimdi? Ya şu demek. Ömrü o kadarmış. Takdiri ilahi. Burada ne yazıyorsa onu yaşarsın. Ne eksik ne fazla. Bu. Ne o? Yoksa kadere inanmıyor musun? Hı? Her şeyi biliyorsun. Sana basit bir şey sordum. Ne alakası var benim anlattıklarımla bunun şimdi? Her şeyin her şeyle alakası var. Kaderden kastın önceden belirlenmiş bir hayat çizgisi ise hayır. Öylesi bir anlayış bireyin tüm dünyaya karşı sorumluluğunu ortadan kaldırır. Kaçak güreşiyorsun İngiliz. Ben senin ne düşündüğünü sordum. Kitaplardan atmettiklerini değil. Ne zamandır benim düşündüklerim merak eder oldu. Özgür iradenin varlığına inanıyorum ben. Her şeye rağmen kararlarımız ve eylemlerimizde kendi yazgımıza yön verebileceğimize. Her şeye rağmen? Evet. Keşke ben de inanabilsem. Sen niye inanıyorsun peki? Ben... Güreşe inanıyorum ben. Kısmet aşınmış olsa da, rakip dişli olsa da, sonu belli olsa da, güreşe inanırım ben. Evet, kimmiş bu dalayarak? Amirim buyurun. Şuraya dikkatle bakınca bagajın üstünde bir logo olduğu göze çarpıyor. Ne? Epsilon isimli bir firma. Motokuryeyle dağıtım yaptıkları anlaşılıyor. Fakat 2016 yılında iflas etmişler. Yetkili kimseye ulaşamadık. Kuryeleri ilişkin bilgi de edinemedik. Sonra Cihangir bir şey buldu. Amirim, şimdi bu
motorcular motorlarına acayip düşkünler. Ya öyle böyle değil. Ya bazısı var çoluğundan çocuğundan ailesinden ayırmıyor. Bir görseniz. Uzatma Cihangir. İşte internette bazı forum siteleri var. Oraya böyle motorlarıyla falan fotoğraflarını koyuyorlar. Ben de bir şey çıkar diye düşündüm Ahmet. Açsana. Batın Bosna'da. Adam yaralama, haneye tecavüz gibi suçlardan birçok sabıkası var. Adli kontrolden geçen yıl çıkmış. Adres? Cihangir? Aferin. Sağ olun amirim. Kimse yok mu içeride? Oğlan evde yoksa boşuna tekmelemeyin. Hacer teyzenin kulakları duymuyor. Hemen üsttekine basın. Sağ ol. Gelin kardeş, sizin gibi böyle insanlar tanışacağını düşünmüyorum. Evet ya, büyük bir kazanç. Yıllar şu tanışıyormuşuz. Evet ya. Batın Bosnalı burada mı oturuyor? Batın bu. İşimiz gücümüz var. Tamam, oyun oynamak istedin. Beraber eğlendik. Şimdi güzel güzel anlat baştan sona. Hadi anlat. Sallama lan bacağını! Senin var ya sülaleni siker. Buradan diri çıkamazsın, anladın mı? Konuş lan! Konuş! Kazaydı abirim, yemin ediyorum kazaydı. Taşak mı geçiyorsun lan sen benimle? He? Taşak mı geçiyorsun? Bir anda önüme çıktı abirim, görmedim, yemin ediyorum ya. Kim çıktı lan önüme? Çocuk. Lan filmlerde gördüğün çift kişilikli psikopata oynamaya kalkma bana. Senin her bir kişiliğini ayrı ayrı sikerim ha. Amirim, yemin ediyorum kazaydı amirim. Yemin ediyorum, bir defam yok amirim. Allah'ım. Nasıl kaza lan? Bu nasıl kaza lan? Bu kadar adamı sen kazayla mı öldürdün? He? Bunları kazayla mı öldürdün? Bu ne amirim? Bu ne? Benim bunlarla bir alakam yok amirim. Yemin ederim bu ne? Nasıl alakan yok lan?
Kim bu söyle? Kim bu? Kim bu? Bilmiyorum kim bu. Amirim tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? Bu motor senin değil mi? Senin değil mi bu? Benim motorum. Nasıl gelmiş buraya? Uçarak gelmiş amına koyayım. Uçarak gelmiş. Bana bak. Sabrım tükeniyor. Motoru iyi çalıştır. Amirim Allah belanı versin sana, yemin ediyorum ya. Ben dün geçen gece çarptığım çocuk yüzünden buradayım sanıyorum ya. Hangi çocuk lan? Lan hangi çocuk? Ya amirim ben dün gece evime dönerken motosikletle bir anda önüme aniden bir çocuk fırladı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Yemin ediyorum benim bir günahım yok. Allah belanı versin, günahım yok. Yalvarırım amirim. Bırak. Beni oraya gönder. Tamam bırak. Bırak. Yalvarırım. Amirim. Lan bırak lan. Amirim. Amirim. Oğlum çıkın dışarı. Çık dışarı, çık 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 çık. Benim bir günahım yok amirim. Allah belanı versin. Benim bir suçum günahım yok amirim. Beni bir daha oraya. Benim bir suçum günahım yok amirim, sana yemin ediyorum. Batın. Yerine otur. Kalk lan, kalk. Kalk. Allah belanı versin. Benim bir suçum günahım yok amirim. Yemin ediyorum ya. Dün gece neredeydin? Tunç Otel'deydim amirim. Sonra? Sonra evime geldim amirim. Kaçta? Bir gibi falan. Ne işin vardı Tunç Otel'de? Şimdi amirim, benim mahalleden bir tane çocukluk arkadaşım var. Bu animatör, turistler için gösteri falan yapıp öyle yolunu buluyor. İşte arada da beni çağırıyor. Ne gösterisi? İşte her çeşit gösteri yapıyor diye tutarsa. Seni niye çağırdı? Beni sema için çağırdı amirim. O hani derviş gibi giyinip dönüyorlar ya böyle. İşte adam eksikliği de beni çağırdı. Ne diyorsun? Çocuklar, Şerif'in söylediklerini bir kontrol edin bakalım. Alo? Yo, şaşırmadım. Şimdi mi? Evet biliyorum, tünelin orada. Anlaştık. Yarım saat oradayım. Güzel mekan. Üstelik İngiliz biraları da var. Böyle bir yerde buluşacağımız aklımdan geçmez. İslam tarihi doktoru olduğum için şuraya da gül şerbeti içtiğimi düşünmediniz umarım. Yok, hayır tabii ki. Unutmadan. Anadolu Sufiliğine dair temel kaynaklar. Çok teşekkürler. Yıllarca üzerinde çalıştığım şeylerin bir gün polisin işine yarayacağını düşünmezdim. Şu peşinde olduğunuz katil... Kurbanlarının yanına bana gösterdiğiniz ayna gibi böyle tasavvufi semboller mi bırakıyor? Yanına diyemem. Nereye peki? Ya bir yerde filan mı asılıydı? Bu soruya cevap veremem. Soruşturmanın gizli değil kesin. Anlıyorum. Peki siz? Özel bir görevde filan mı geldiniz buraya? Yok hayır. Sadece hayatımı burada sürdürmeye karar verdim. Orada büyüdüm demiştiniz. Evet. 13 yaşından beri İngiltere'deydim. Aileniz bir iş için falan mı gitmişti? Politik nedenler. Babam politik nedenlerden kaçmış. Yıllarca bizi yanına almak için uğraştı. Annemle İngiltere'ye vardıktan 6 ay sonra da bizi terk etti. Eminim kolay olmamıştır. Zordu.
Annem tek kelime İngilizce bilmiyordu. Ben de tabii. Siz ne kadar kaldınız Londra'da? Sen desek mi artık birbirimize? Tabii. Sen ne kadar kaldın Londra'da? Ben yüksek lisans ve doktorumu LSE'de yaptım. Holloway Road'daydı evim. Çocukluğum Highbury and Islington'da geçti. Aa, gerçekten? Daha sonra uzun süre Caledonian Road'da kaldım. Koronet bilir misin? Ben çok severdim. Tabii. Çocukken sık sık giderdim. Ben de. Eskiden sinema salonuymuş. Hatırlıyorum çocukluğumdan. Çok enteresan bir yani. Benim kendimi en iyi hissettiğim yerlerden biriydi. O zaman Koronet'e. Teşekkürler. Yalnız bu son olsun yoksa yarın ders filan anlatamayacağım. Tamam, bu son. Londra'yı bu kadar sevmene rağmen neden geri döndün? Yani tahmin edilebilir sebeplerden. Gönül işleri. Doktora bittikten sonra bir süreliğine buraya gelmiştim. O sırada birisiyle tanıştım. Bütün işlerimi iptal ettim ve neredeyse yıldırım nikahıyla evlendik. Ben burada bir üniversiteye başvurdum. Ama sonra işler beklediğimiz gibi gitmedi. Ayrıldık. Üzüldüm. Ben de Londra'ya geri dönemedim. Anlaşılan ondan bana güçlü bir memleket sevgisi kalmış. Bir de o kolye sana. Beni şaşırtıyorsunuz dedektif. Nereden anladın? İşim bu. Onun hediyesiydi. Birlikte taşırız diye iki tane almıştı. Neden öyle söyledin geçen sefer? Anlamadım. Yani Londra konusunda hislerimi paylaştığını söylemiştim. Ama nedense bana tam tersi gibi geldi. Nasıl? Yani bir zamanlar çok seviyormuşsun ama şimdi unutmaya çalıştığın bir şeyler varmış gibi. Belki. Yoksa seni de bir kadın mı ikna etti bu yabancı memlekete gelmeye? Yok. Hayır. Neden peki? Karımı ve kızımı kaybettim. Daha doğrusu karım intihar etti. Kızım da... Kemal çok özür dilerim. Ben böyle bir şey olduğunu hiç düşünemedim. Mayıs'ın 6'sında bir yıl olacak. Her şeyi bırakıp hayatta kendimi en rahatsız hissettiğim yere yerleşmek istedim. Benimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Maalesef doğru söylüyormuş amirim. Görgü tanıkları ilgili saatler arasında Tunç Otel'de sema gösterisi yapıldığını doğruluyor. Gene şüpheli şahsın da semazenlerden biri olduğu anlaşılıyor. Trafik şubede benzer bir kazayı bildirdi. Yani çocuğun durumu iyiymiş ama. Motosikleti kim almış bulabildiniz mi? Otel otoparkının güvenlik kamerasının görüntülerini istedik komiserim. Ne zaman gelir? Yani otel sahipleri isimlerinin olaya karışmasını istemiyor. Savcıdan talimat istiyorlar. Çıkardınız mı? Yardımcısıyla görüştüm. Savcı Bey'in değerlendireceğini söylüyor. Neyi değerlendirecekmiş ya? Çocuk oyunu mu bu? Cinayet soruşturması. Ben de aynısını söyledim amirim. Ama maalesef Savcı Bey makamdan ayrılmış. Bir düğüne gidecekmiş. Düğüne mi? Kendi mi girecekmiş gerdeğe?
Bakan Bey'in kızının düğünüymüş amirim. Al işte. Ben o dalyalan incir ocağını bir beşi bir yerde dikeceğim ama bakalım ne zaman. Amirim. Bu ne? Abdullah Ceren'le ilgili biraz araştırma yaptık. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir şey buldum. Abdullah Ceren ortadan kaybolmadan tam 3 sene evvel korunma talebiyle Fatih İlçe Emniyet'e başvurmuş. Fatih'te bulunan metruk bir binayı satın almak istediği için kimliği belirsiz kişiler tarafından bir süredir ölümle tehdit edildiğini söylemiş. Fakat sonra şikayetini geri çekmiş. Anlaşılan o ki maktul binayı sonunda satın almış. Sonra burada büyük bir yangın çıkmış. Yangında 4 kişi ölmüş. Pek çok kişi de yaralanmış. Kayıtlara göre ölenler evsiz. Ancak binanın 1. dereceden tarihi eser olduğu ve olayda kundaklanma şüphesi olduğu anlaşılıyor. İş bu yani. İstanbul'un yarısını böyle yaptılar kızım. Asıl ilginç olan konuyla ilgili çıkan bir takım haberler amirim. Bu haberlere göre bu metruk bina geçtiğimiz 100 yıldan kalan bir Mevlevi tekkesi ve çekişmeli bir vakıf mülküymüş. Bu herifi sabaha kadar salmıyorsunuz, tamam? Baş üstüne amirim. Haydi. Nereye gidiyorsun? Biraz kafayı koyacağım. Ne demek kafayı koyacağım? İşte biraz dinleneceğim. Kafayı toplayacağım demek. Böylesi önemli bir iz bulmuşken çıkıp eve mi gidiyorsun? Yok. Önce uğrayıp Akyazılı Sultan'la 2 çift laf edeceğim. Sıkıldım bu saçmalıklardan. Olayları aydınlatmaya bu kadar yaklaşmışken nasıl kafana göre çekip gidiyorsun? Hayırdır, neye yaklaştın ya? Sen neye yaklaştın? Adam kafa kesip kutuya koyuyor. Bizzat getirip önümüze bırakıyor. Bizi de it gibi dolaştırıyor sokaklarda. Sen neye yaklaştın? Ha, aptal yerine konmak mı ağır geliyor? Derdi her neyse bizim onu görmemizi istiyor. Her şey belirli bir patikayı takip ediyor. Hmm. Katilin düşünme biçimini ve cinayetlerin ardındaki motivasyonu anlamamız gerek. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey kurbanlar ve mistik referanslar arasındaki ilişkiye odaklanmak. Ya sen 2 tane tuhaflık görünce mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlıyorsun. Ben de senin kadar bu dal yarağın ümüğüne çökmek istiyorum. Ama işler burada öyle senin düşündüğün gibi yürümüyor. Nasıl yürüyormuş peki? 1 aydır buradayım. Hiçbir şeyin yürüdüğünü görmedim. Daha evvel de söyledim. Pehlivanlık ede öğreneceksin. Sıkıldım artık bu saçmalıktan. Katil törensel cinayetler işleyip bir haftada basılacak diye tuhaf bir kitap bırakıyor. Açıp 2 satır okumuyorsun. Zahmet edip okumuş olsan 17. yüzyılda da softalar tarafından yakılmış bir Mevlevi dergahından bahsedildiğini bilirdin. O zaman deliller bizi Fatih'te kundaklanmış bir tekkeye götürdüğünde arkanı dönüp uyumaya gitmezdin belki. Böyle cinayet soruşturması olmaz. Bu geri kafalık, bu ahmaklıkla hiçbir şey elde edemeyiz. Bana bak. Benimle doğru düzgün konuş. Akşam benim canımı sıkma. Bu zavallı çocuklara da yazık. Beceremiyorsan bırak git. Lan! Senin güttüğün koyun kadar çoban siktim ben, anladın mı? Böyle kısa pantolonla bana artistlik yapma. Yoksa... Ne yaparsın? Ne yaparsın, vurur musun?